Herkese merhabalar, ben Mimar Hatice Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere makrome ve modern dokuma karışımında bir pano hazırladım. Bu panoyu hazırlarken bu kilim dokumanın daha modernleşmiş halini son dönemlerde çok fazla görüyordum. Ben de bu teknikleri kullanarak, değişik teknikleri bir araya getirerek böyle bir pano hazırladım. Renklere karar verişim, sipariş aldığım evin renkleri daha çok pembe ve mor üzerine ağırlıklıydı. Ben de içine onunla uyumlu olabilecek krem rengi, beyaz rengi, mavi, lila, mor ve pembeyi katarak bu şekilde rengarenk hem makrome dokumalı hem de kilim dokumalı bir pano oluşturdum. Bunu oluştururken değişik renklerde, değişik şekillerde, değişik kalınlıklarda ipler kullandım. Yani evdeki atık işte kalıntı iplerinizi de kullanabilirsiniz. İsterseniz renklerde alabilirsiniz. Keçe kullandım aynı zamanda farklı renklerde. Bir tane sopa kullandım. Bu sopayı siz istediğiniz boyutta ne kadarlık bir şey yapmak istiyorsanız ona göre alabilirsiniz. 15 milim kalınlığında 1 metrelik bir sopam vardı. Gördüğünüz gibi keçelerim beyaz, pembe, mor aldım. Böyle lila, açık pembe iplerim vardı. Bu penye ip evde vardı. Makrome ipi. Makrome ipinin işte burgulusunu, burgusuzunu, daha incesini, dokuma şeklinde olanlarını, hepsini, var olanları kenara koydum. Daha sonra Ritzart'ın 1,5 milim kalınlığında böyle makrome ipleri vardı. Bunları özel olarak markadan sipariş ettim. Bunlarla da örgümü renklendirdim. Bunun haricinde 3 milimlik 88 tane 3.60 santimlik ipler kestim. Şimdi bunu siz istediğiniz boyutlarda ayarlayabilirsiniz. Ne kadar uzunluk istediğinize bağlı. Ben düşündüğümden daha fazla kesiyorum ki daha sonra püsküllerini yaparken sıkıntı çekmeyeyim diye. Bunu 3.60'lık iplerimi ikiye katlıyorum. Bu şekilde sopama takıyorum. Sonra normal makrome, kare makrome düğümleri şeklinde devam ediyorum. Önce soldan üste getiriyorum, sağdan alta geçiyorum ve bu şekilde sıktırıyorum. Bu kare düğümlerde ilk başta soldan başladığım için şimdi sağdan başlayarak ilerliyorum. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ şeklinde şöyle bir uzunluk elde ediyorum. Bunun sayısını 6 kere yapabilirsiniz, 4 kere yapabilirsiniz, 8 kere yapabilirsiniz. Siz istediğiniz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaşlatarak gösteriyorum. Bir artı oluşturup sonra alttan tekrar içten çıkıyorum. Daha hızlı geliyorsa ve anlayamıyorsanız bu düğüm tekniğini, başka videolarım var makrome ile ilgili. Siz onları tekrar izlerseniz orada çok yavaşlatılmış bir şekilde teknikleri göstermişliğim vardır. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 yani 3 bir tarafa 3 bir tarafa şeklinde böyle oluşturdum. Yanındakini de aynı şekilde 4 ipimi alıyorum. Bu şekilde düğümlerime devam ediyorum. Daha sonra 3 sırayı bu şekilde bitirdikten sonra bir alt katmanda bu sefer iki örgümü ortaya birbirine bakan iki ipini birleştirerek aynı düğüm tekniğine devam ediyorum. Bu düğüm tekniğini istediğiniz kadar katmanlı halinde devam ettirebilirsiniz. Mesela 3 kere devam ettirip en alt katmanda da ben şöyle yaptım. Bir sırası bir tanesi 6 tane olarak ördüm. Bir tanesini 5, bir tanesini 4, bir tanesini 3. Gördüğünüz gibi alt katmandaki birleşimleri yapıyorum. Sürekli birbiriyle birleştirerek devam ediyorum. Şurada en son katmanda işte 6, 5, 4, 3, 2, 1 belki en üsttekini hiç yapmadan böyle devam edeceğim. Bu sırayı tamamen bitireceğiz. Daha sonraki katmandaysa
böyle 2-3 metrelik ya da işte 1 metre uzunluğunuz varsa 1,5 metrelik bir ipi bu şekilde sopanın üstüne bir bağlıyorum. Aslında onu çözeceğim ama daha düzgün durması için bağlıyorum. Sonra sarmal düğüm şeklini yapıyorum. Sarmal düğüm tekniği de bu şekilde: alıyorum ipi, içinden geri çekiyorum. Bunu aynı ipe 2 kere yapıyorum. Bu bağladığım ip sağ elimdeki ip, o hiç değişmiyor. Sol elime aldığım ip hep düğümün içinden gelen uzun ipler. Yine bu tekniği daha detaylı görmek için diğer makrame videolarıma da bakabilirsiniz. Bunu hani bahsetmiştim ya, üstteki kare düğümlerimi işte azaltarak, çoğaltarak bir dalga formu oluşturuyorum. İnişli çıkışlı bir hale getiriyorum demiştim ya. Bu sarmalla da bu dalga formunu daha çok kontürünü yapmış gibi oluyorum. Bir tür kenarından çizgi çekmiş gibi oluyorum. Bu şekilde onu da inişli çıkışlı yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bunu yapacağım. Size teknikleri kısa kısa göstermek istiyorum, daha da video uzamasın diye. Sonra diğer bir düğüme geçeceğim. Bu işlemi yaparken öncelikle bu makrame kısmını yapmaya çalışıyorum. Dokuma kısmını da en son şöyle karşısına geçip baktığında, işte şuraya da şunu koyabilirim, işte şu renkle şunu orantılayabilirim diye böyle tasarım oluşturuyorum. Şimdi gelelim diğer alt kısma sarmal oluşturmaya. Bunu niye yapıyorum? O arada bir boşluk oluşturuyorum. Bu boşluğa bu bahsettiğim diğer renkli iplerle kilim dokuma ya da işte düğüm teknikleriyle yapacağım dokuma sistemini yapacağım. Onun için alanlar yaratmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de yine dalga formunu doğaçlama bir şekilde, inişli çıkışlı bir şekilde veriyorum. İstiyorsanız bunu dümdüz yapabilirsiniz. Ben böyle karışık dalgalı yapmayı tercih ettim. Bu sopa gibi dümdüz duran, ipinizi dümdüz bağladığınız bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu boşluk kısmına kilim dokumayı yapacağız. Altını yine kontürle sonuna kadar bitirdim. Şimdi renkli makrame yapmaya geldik. 1,5 milimlik hani Ritz Art'tan aldığım iplerim vardı ya. Bunları ben işte bir pembe, bir bordo, bir beyaz, bir mavi şeklinde gitmektense birinden 3, birinden 2, birinden 1, böyle bir orantısız. Yani bu dokumada bana daha çok hissettiren şey orantısızlık ve simetri olmaması, dağınıklık olması benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle renklerde de sayılarda da bir orantısızlık yaptım. Şimdi 4 tane makrame ipimi iç ip olarak kullanıyorum. Geriye kalan renkli ince iplerimden 3'er metre kestim. İstiyorsanız bunu istediğiniz kadar katman haline getirebilirsiniz. Ya da daha kısa kesip, daha uzun kesip bunu işte farklı boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Böyle kare düğümümü o 4 ipimin üzerine yapıyorum. Daha sonra bunu bitirdiğimde şimdi bu renkli ipi saklamam gerekiyor benim. Nasıl saklayacağım? Daha sonra bunu renkli ipi içeri alacağım. İçerideki 4 ipten ikisini iki kenardan dışarı çıkaracağım. Düğümümü bu sefer makrame ipinin beyaz olanıyla, yani krem rengi olanıyla devam ettireceğim. Bu şekilde de mavi ipi içeride kesip bıraktığımda düğümün içinde saklanmış olacak. Yani püsküllerde renkler görünmemiş olacak. Muhtemelen bu videoda sürekli konuşuyor olacağım. Çünkü her tekniği kısa kısa göstermeye çalıştığım için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmiş olurum ve yine sorularınız olursa bana yorumları yazın. Gerekirse her düğüm tekniğiyle ilgili ayrı ayrı sadece onlar üzerine bir çekim de yapabilirim. Sizin yorumlarınıza göre bunu değerlendirebilirim. Gördüğünüz gibi şimdi maviyi içeri saklıyorum. Krem rengi makrame ipiyle iki kere örüyorum. Daha sonra bunun yarısına geldiğinde ipi kesip tekrar devam edebiliyorum. İstediğiniz kadar sayıda yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sarma düğümlerini hep böyle kontürler oluşturmak üzerine kullandım. Yine bu makrameli, renkli makrameli bölümü bitirip onun kontürünü oluşturmak için sarma yapıyorum. Daha sonra bir alt versiyonda yine dalgaları oluşturup bu dalgaları bu sefer birbirinin içinden çıkan, birbirinin yanına giden
çarpışan şeklinde farklı tasarımlar halinde doğaçlama olarak. İstiyorsanız siz bunu böyle bir kağıda önce çizip sonra aynısını geçirebilirsiniz. Ben doğaçlama yapmayı sevmiyorum derseniz. İstiyorsanız da benim gibi böyle doğaçlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir oradan bir oradan ipler ekleyerek çıkararak farklı farklı şekiller oluşturdum. Şimdi bu alt kısımlarda karışık düğümler yapacağım. Yani bu kare düğümünü 2-2-2, bir oradan bir buradan bir şuradan şeklinde tamamen yine doğaçlama olarak belirli bir sayısı olmadan, işte birini yukarıda birini aşağıda birini yanda birini sağda birini solda şeklinde, bu dalga formunun dağınıklığını destekleyecek şekilde burada düğümler yapıyorum. Alanı bu şekilde dağınıklıkla kapatıyorum. Şimdi tekrar sarmal düğümü devam ettirerek, aynı zamanda da bu dağınık kare düğümleri devam ettirerek bu alanı kapatıyorum. Devamlılık sağlamaya çalışıyorum. Şimdi geldik dokuma kısmına, daha doğrusu kilim dokuma kısmına. Böyle ince iplerimi aynı ölçüde olması için herhangi bir kitap ya da dikdörtgen, bir eşit mesafede çıkarabileceğim bir malzemenin üzerine sarıyorum. Sardıktan sonra kestiğimde hepsi aynı ölçüde olmuş oluyor. Siz bunu başlangıçta böyle yapıp sonra istediğiniz boyutlarda da kesebilirsiniz. İsterseniz aynı boyutta çıkarabilirsiniz. Dokumada böyle bir teknik, püskül tekniği kullanıyorum. Şimdi iki tane makrame ipinin üzerine bu şekilde ince ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra geçirdiğimin altından çekiyorum. İki tane beyaz makrame ipini, bir pembe ipi şöyle geçiriyorum, altından çekiyorum, sıkıştırıyorum. Bunu istediğiniz kadar sırada, istediğiniz kadar katmanlı halde yapabilirsiniz. Sadece dikkat edilmesi gereken, şimdi diyelim ki ilk başlarken 1-2 numaralı beyaz ipe yaptınız, sonra 3-4, sonra 5-6 numaralı diye gittiniz ya, ikişer ikişer. Bir üst katmanda birinciden yapmayıp 2 ile 3'ü birleştiriyoruz. 4 ile 5'i, 6 ile 7'yi. Yani düğümleri hep aynı ip üzerinden ilerletmiyoruz. Ortalarından ilerletiyoruz. Diğer katmana geçtiğinizde bu sefer 1-2, 3-4,
bunlardan devam ettiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu. Aynı zamanda bunları üst üste yapınca bir tarak yardımıyla ya da bir çubuk yardımıyla da aşağıya doğru sıkıştırırsanız düğümlerin araları da açılmadan sıkışmış olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Ben makrame tarağı da kullandım. Bu ince taraklardan da kullandım. Hangisi işinize daha çok gelirse onunla devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu dokumayı yaparken çeşitli yerlerde aynı figürleri kullandım. Yani bu püskül figürünü başka başka yerlerde, başka başka uzunluklarda kullandım. Bunları da zaten bir müddet sonra anlayacaksınız tüm görüntüyü gördüğünüzde. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci katmanı yapıyorum. Birinciyi hiç almadım. 2, 3, 4, 5 diye devam ettim. Daha sonra bunun boyutunu bu şekilde bırakabilirsiniz uzunluklarına. Hepsi şu anda eşit boyutta ama düz bir yere yapmadığım için eşit olmamış oluyor bende. Düz bir formda yaptığınızda, düz bir zemine yaptığınızda bunlar da tam eşit boylarda olduğu için dümdüz bir şekil çıkabilir. Ben biraz daha burada dağınıklık yaptığım için, asimetriler kullandığım için benim iplerimin de kesimi dağınık olacak. Kimisi küçük olacak, kimisi büyük, çaprazlar olacak. Gördüğünüz gibi tarakla da bir yandan sıkıştırmaya çalışıyorum. Üçüncü katı yaparken ilk baştan başlamıyorum mesela. Ortayı daha çok doldurmaya çalışıyorum. Bir düzlük oluşturmaya çalışıyorum burada. Şimdi yeni bir teknik. Elimde kalın böyle örgü ipi vardı. Böyle bayağı kalın bir ip. Bunu da şöyle geçiriyorum. Birinciden geçiriyorum, ikinciyi arkada bırakıyorum, üçüncüden geçiriyorum, dördüncüyü arkada bırakıyorum şeklinde bir kilim dokuma tekniği kullanıyorum burada. Gördüğünüz gibi bu teknikle burayı böyle dolduruyorum. Thank you.
videonun devamında kilim dokuma teknikleri ve makrumenin düğüm teknikleri, bir de döner düğüm kullandım. Bu şekilde devam ediyor videomuz. Kilim dokuma tekniklerinin de çeşitlemeleri vardı ve bunları ben bir yavaş bir hızlı olmak üzere iki çeşit olarak göstereceğim size her bir satırında. Ve devamında aynı şekilde aynı düğümü ne kadar çeşitli iplerle nerelerde kullandığımı da göstereceğim. Videonun devamında sürekli konuşmayayım diye, çünkü uzun bir video bu, sürekli benim sesimi duymayın diye artık sadece görsel olarak devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi önce yavaş tekniklerle, sonra hızlı tekniklerle videoya devam ediyoruz. Makrume olarak da yine hep kara düğüm, bir yerde de döner düğüm kullanacağım. Bunu da size aynı şekilde yavaşlatılmış bir şekilde göstereceğim. Thank you.
Şimdi gelelim yine yeni bir düğüm tekniğine, makramede. Bunu da anlatmak için tekrar videoya sesimi yüklüyorum. Şimdi elimdeki beyaz makrome iplerinden 4 taneyi alıyorum. Bu incecik Ritzart dediğim makrome ipleri var ya, onlarla düğüme başlıyorum. Bunu yaparken kare düğümde hani bir sağdan başlayıp bir soldan başlıyorduk ya, bu döner düğümde hep aynı yönden başlıyoruz. Yani soldaki ipi üste attıysak başlarken hep soldaki ipi üste atıyoruz. Başka hiçbir yere dönmüyoruz. Yani bu şekilde ilerliyorum. Daha sonra o kendi kıvrılmaya başlıyor ve ben bu kıvrılmayı desteklemek için kıvrılma yönünde birazcık da parmağımla bunu daha da kıvıracağım. Daha sonra bu pembe iplerin buradaki varlığını yok etmek için aynı yukarıda kullandığım gibi makromenin iç kısmına pembeleri yerleştirip beyaz kısmına devam edeceğim. Bu şekilde de döner makromeyi de bitirmiş olacağız. Şimdi gelelim arkadaki dağınıklığı temizlemeye. Şimdi ben panomu ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra burada kalan o fazlalık ipleri, başlangıçta bıraktığım fazlalık ipleri hep birbirine karışık karışık, hangisi hangisine yetişiyorsa şeklinde önce bağladım. Daha sonra şimdi keçeleri çok fazla bağlayamayacağım çünkü onlar kalın ve daha kısalar. Daha sonra buna hani bu ahşap tutkalı vardır, beyaz tutkallar vardır, böyle boya gibi sürersiniz fırçayla. Ya da silikon olabilir ya da başka türlü kullanmak istediğiniz ipi yapıştırabileceğini düşündüğünüz herhangi bir yapıştırıcıyla bu kalan ipleri hep birbirine ya da ortama, panoya, örgüye, dışarıdan ön taraftan görünmeyecek şekilde yapıştırabilirsiniz. Eğer ki tutkal kullanırsanız zaten her yerine süreceksiniz. Tam olarak yapışmış olacak onlar. Fazlalık ipleri de kestikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir pano elde edeceksiniz. Alttaki iplerin boyutunu ister çok kısa kesin, ister daha uzun kesin bırakın. İster çapraz, ister asimetrik, dalgalı, hangi boyutlarda nasıl isterseniz öyle kesebilirsiniz. Benim tavsiyem ilk başta biraz uzun bırakın.
Daha sonra yerine yerleştirdikten sonra gözünüze güzel göründüğü şekilde çaprazlaştırabilirsiniz, kısaltabilirsiniz, istediğiniz formu verebilirsiniz. Ben yaparken çok eğlendim. Biraz uzun oldu ama. Yapımı da uzun oldu, videomuz da uzun oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zile basarsanız da bundan sonraki tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımın herhangi bir doğrultusu yok. Çeşit çeşit formlarda videolar koyuyorum. Yani oyuncak da olabiliyor, ev süsü de olabiliyor, makrame de olabiliyor, boyama da olabiliyor. Hangisi ilginizi çekerse oradan devam edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.